Yeniden merhaba sevgili oğlanlar. Bu hafta ikinci dönemin dördüncü ünitesi olan Modern Heroes and Heroines, yani modern kahramanlar ya da modern çağ kahramanları diyebileceğimiz üniteyi işleyeceğiz. Başlıkta dört kelime var ama çevirisi iki kelime oldu. Hocamız tasarruf mu yapıyor diye düşünebilirsiniz. Bunun sebebi başlıktaki iki kelimenin de anlamının aynı olmasından kaynaklanıyor. Hero ve heroine kelimelerinin ikisinin de anlamı kahraman anlamına geliyor. Hero erkek kahramanlar için, heroine ise kadın kahramanlar için kullanılan kelime. Türkçede de nadir de olsa cinsiyete göre kelime değişmesi örneği bulunuyor. Mesela hostes ve host. Host erkek uçak elemanına, hostes ise kadın uçak personeline deniyor. Bu ufak detayı incelediğimize göre konumuzun içeriğini özetleyebiliriz. Bu konu içerisinde hayallerimizi ya da günlük konuşmalarda keşke diye başlayan cümleler kurmayı İngilizce'de nasıl yapacağımızı ve bunu yaparken hangi gramer kurallarına ihtiyaç duyacağımızı inceleyeceğiz. Hazırsanız ilk gramerimizden başlayalım. Evet, if I were gramer kuralımızla birinci gramerimize başlayalım. Anlamı şu demek, senin yerinde olsam şöyle şöyle yapardım gibi bir anlamı olacak. Örneklerimize bakalım. Zengin olsaydım deniz kenarında ev alırdım. Şimdi bunu cümlemize başlarken şöyle yapacağız. If I were rich, I would buy a house next to the seaside. Şimdi senin yerinde olsam kısmında I'dan sonra was gelmesi lazım normalde ama bu gerçekleşmeyen bir durum olduğu için was yerine burada were kullanacağız. Aynı şekilde bu he she için de geçerli. He she için was, I için he she ve I'da kullandığımız was burada were'e dönüşecek. Zengin olsaydım if I were rich virgül şöyle şöyle yapardım da I would buy a house next to the seaside. Would'dan sonra gelen fiilimiz her zaman birinci hali olacak. Bu kuralı da unutmayalım. Bir örnek daha yapalım. Senin yerinde olsam o kızla konuşurdum. Dünyanın en büyük yalanı değil mi? Şimdi ama arkadaşımızı gaza getirmek için böyle cümleler kuruyoruz bazen. Peki bunu İngilizce'de nasıl söyleyeceğiz? If I were you, eğer ben sen olsaydım, if I were you, senin yerinde olsam, I would talk to that girl, o kızla konuşurdum demiş. Şimdi de kelimelerimizi inceleyelim. Daha sonra bir gramer kuralımız daha var. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Achieve, başarmak. Achievement, başarı. Admired, hayran olunan şey ya da kişi. Aeroplane, uçak ya da plane kısaca. Amazing, şaşırtıcı. Argument, tartışma. Armor, zırh. As brave as lion, aslan kadar cesur ya da aslan yürekli. As strong as a bull, boğa gibi güçlü. Attractive, çekici. Award, ödüllendirmek ya da bunun isim anlamı olan ödül şeklinde kullanabilirsiniz bu kelimeyi. Carry out, gerçekleştirmek. Distinguished, seçkin. Extraordinary, olağanüstü. Fascinate, etkilemek. Hopeless, umutsuz. Imaginary, hayali. Invisibility, görünmezlik. No pain, no gain. Bu yazıyı genelde tüm spor salonlarının kapısına asıyorlar. Emek olmadan yemek olmaz ya da işte acı olmadan kazanım olmaz gibi anlamlara geliyor. Once in a blue moon. Bizim Türkçedeki 40 yılda bir sözcük anlamının İngilizce'deki karşılığı bu. Mavi ayın yılda çok nadir görüldüğü için dünyada. Onlar da bu şekilde kıyaslamışlar 40 yılda bir lafını. Overcome, üstesinden gelmek. Proud, gururlu. Superhuman, insanüstü. Superpower, süper güç. Supersonic speed, sesüstü hız. Şimdi gelelim, keşke şu şu özelliğim olsaydı ya da şu şu özelliğim olsaydı şöyle şöyle yapardım anlamında kullanacağımız I wish I had, I wish I could kalıbına bakalım. Şimdi I wish I had'den sonra bir isim gelecek.
şu şu özelliğim olsaydı diyoruz. Burada bir fiil kullanmıyoruz. Şunları şunları yapardım diyeceğiz. I wish I could'da da could biliyorsunuz yapabilmek anlamına geliyor. Dolayısıyla could'dan sonra da bir fiil gelmesi gerekiyor. Yani şunu şunu yapabilseydim diyeceğiz. Örneklerimize bakalım. Eğer uçabilseydim bir özne bir fiil gelmiş. Uçmak fiili gelmiş. Yere hiç inmezdim diyor. Öyleyse ne yapacağız? I wish I could fly. I would never land. Şimdi de head ile ilgili bir örneğimize bakalım. Çok param olsaydı bir sahiplik head dünyayı gezerdim demiş. Çevirisini nasıl yapacağız bunun? I wish I had a lot of money. I would travel around the world. Dünyayı gezerdim demiş. Böylelikle bu ünitemizin de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni ünitemizde görüşmek üzere.